Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir Bannerlord serisiyle karşınızdayım. Efendim bu seride herhangi bir mod kurulu değil ya da herhangi bir amacımız, herhangi bir karakter hikayemiz yok. Bu serinin olayı başarım avı yapabilmek kıymetli dostlar. Bannerlord'da başarım kasmak istiyorum ve hemen size şöyle ekranımı vererek kasmak istediğim başarımları bir göstereyim. Bu seri sevgili dostlar sizlerin beğenileri ve yorumlarıyla hızlı hızlı gelmeye devam edecek, haberiniz olsun. Hemen şöyle size gösteriyorum. Efendim bu Bannerlord serisinde öncelikli amacım, muhtemelen bu bölüm yapacağımız amaç, girişimci başarımını yapmak. Aynı anda hem atölye hem kervan sahibi olmamızı istiyor. Bununla beraber Ragados'u duello'da yeni almaya çalışacağım. Yani bu zamana kadar kaç kere oynadık, bunu nasıl yapamadık bilmiyorum ama bu görevi de bir deneyeceğim. Bununla beraber ticaretten 1 milyon dinar kazanç elde etme var. Hani birazcık bu seride tüccar olarak oynamayı planlıyorum. Ticaretten hem para elde edip hem de bir şekilde evlenip 7 tane çocuk yapmayı ve bu çocuklarımın da çocuk sahibi olup torunumu görmeyi arzu ediyorum. Büyük nine veya büyük dede olma başarımları var. Bütün bunları gerçekleştirdikten sonra muhtemelen hem ticaret gelirinden hem de ailemizin çok büyük olmasından muhtemelen çok çok güçlü bir klan olacağız. Sonrasında 21 klana boyun eğdirmeyi ve bütün Kalradya'yı fethetmeyi planlıyorum efendim. Aşağı yukarı bu seride 5-6 tane başarım gerçekleştirmiş olacağız. Başarım avı serimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun diyerekten şöyle bir başlayalım efendim. Dediğim gibi ilk işim bir atölye kurmak ve becerebilirsem Ragados'u duello'da yenmek olacak ki yeneriz herhalde. Normal zorluk ayarında oynuyoruz bu arada, bilginiz olsun. Başka da pek bir şeye dokunmadık. Şimdi normalde ekipman satmak daha... Ya çok fazla haydut falan döveceğiz ya, bence ekipman satarız ya. Ekipman satarken daha az ücret yaptırımı alalım. Ama toptancı alıp aslında şehir şehir dolaşıp ticaret de yapabiliriz, biliyor musun? Yani şöyle bir yaklaşık 20 kişilik ya da 30-40 kişilik sağlam bir ordu toplarız. Belki bunlar bir paralı asker ordusu bile olabilir. Bunlarla ticaret yapıp toptancılık yaparız. Ben toptancıya doğru gittim. Bu arada baya baya bir ticaret yapmayı planlıyorum. Karakterimiz bu arada aham da şurada görmüş olduğunuz arkadaş. Kendisinin dediğim gibi bir geçmişi yok ama tipi kılığı gerçekten komik bir kardeş. Hanım ayarladı sağ olsun. Evet. Agalar şimdi ne yapmak mantıklı? Neretses'in budalılığına gitmek değil de. Abi direkt... Turunuma kovalayacağız. Yapacak bir şey var mı? Hemen rotamı Maronat tarafına çeviriyorum. Ama atölyeyi ve kervanı Maronat'ta açmam. Aseray'da açacağım. Bana niyeyse Aseray böyle bir parça daha zengin geliyor ve benim kulaklarım hiçbir şey duymuyor. Ses ayarlarımız falan da iyi aslında. Benim kulaklık çortladı galiba. Hı. Bir ara müsait olduğumuzda bir kulaklık alırız. 15 adamla teke tek açılabilir miyim? Bence açılamam. Aslında onlar çapulcu ya. Onun seriden dakika bir gol bir naneyi yemeyelim aslında. Lan karakter yetenekleri sıfır, şeyi sıfır. 8 adama dalarım bu arada ya. 8 adama dalarım, korkum olmaz. Full ticaret verdim bu arada. Sıfır atlı okçuluk yeteneğim var. Haydi hayırlısı bakalım. Ama bence kesebiliriz yavrum ya. Ayağına vurdum mesela. O da bana vurdu. Taş atmaları hiç hoş değil. Ve zırhım mırhım yok yani. Taş direkt kafamı yarar. Benim ameliyatlı gelme. La birader, sizin taş hiç bitmiyor mu? Aslında bitmemesi çok normal. Yerden alıyor, atıyor anasını satayım yani. Piu. Uzunca bir süre döneceğiz buradan. Peki, asıl soru. 18 tane okum bitince ne yapacağım? La yeter, taşınız bitsin gayrı. Sandığımdan, umduğumdan çok daha kötü bir durumdayım şu an. Oku nereye atıyorsun abi peki mesela? Bu kadar kötü olmam halis mi?
Mesela kaçmak istesem kaçabilir miyim? Onu da merak ediyorum. Adamlardan birinin taşı bitti bu arada. Birilerinin taşı bitti. Diğerlerinin de bitmek üzere. Şu 10 tane oku mümkün mertebe yakın gidip vuracağım. Efendim, aboneliğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgili FPS Kalif. Çok sağ olun, hoş geldiniz. Şu anki gidişattan memnunum aslında. Birkaç tane daha indirebilirsem, öldürebilirsem. Son iki. Seviye atlamama yetti. Müthiş bir atlı okçuluk. Dördünü eledik, kaldı dört kişi. Şimdi bir saniye, benim bir uzaklaşıp öyle dönüp vurmam lazım. Dediğim gibi dostlar, bu bölüm ilk iş böyle bir atölye artı kervan açmayı ve Ragados'la VS atmayı planlıyorum. Ay, bir level karakterle oynamak çok şey böyle zor. Ve ilk elden zort diye bir ses çıksın da istemiyorum. Hocam. Hayatım, kollarım kısa, yetişip vuramıyorum ki. Helal bebeğim. Abi ben bu adamlara vuramıyorum bu arada. Ben çoktan haşat oldum. Neyse ki kaybedecek bir şeyim yoktu. Garyus, beni bir kurtarır mısın be? Sana zahmet. Birader, bu arada nasıl bir mücadeleydi bu ya? Ya şu dört tane çapulcuya aldırış eden biri yok mu? Bir kahraman yok mu ya? Biri beni kurtarsın ya. 196'ım, ver git diyor. Puh, Allah cezanızı versin, gittim. Ama bir yerde oturup bir dinlenelim. Ben gene gaza geldim. Ve kendimi mahvettim. Şehri de biraz konakladım, bari şu can da olsun. Her seferinde böyle oluyor. Ben şu an hiçbir görev yapabilecek falan durumda değilim. Ve hiçbir şeyim yok. Herhalde cebime sokuşturduğum somun ekmek falan var. 17 gün yeter diyor. Ya. Yanıma belki birkaç tane adam alsam daha iyi olabilirdi, bilmiyorum. Canımın dolmasını bekleyeceğim. Yapacak başka hiçbir şey yok. Bayağı sağlam doj attılar bu arada, farkında mısınız? Yani bayağı sağlam şey yaptılar. Habire blokladılar yani. Güzel blokladılar. Ve normal zorluk ayarı. Gerçi yapay zekanın otomatik savaşmasıyla alakalı bir update atıldığı söylenmişti ama hani şu an aktif midir oynadığım şeyde bilmiyorum. 1-2-0 sürümündeyim bu arada. Birazcık canımız da olsun bir turnuva deneyelim mi? Abi mecbur turnuva atacaksın ilk başta ya. Başka hiçbir şansın yok. Şansa kadere at gelirse bir şeyler yaparsın. Sağlam falan değildi abi. Yok lan, iyi şey yaptılar yani, her saldırımı savundular. Bir de sıfır karakterle oynuyorsun ya. Öyle düşün. Aa, yok, hiç kendimi şey yapamam, yoramam. O dandik item için bir tane tahıl al. Devam et yoluna. İntikam vakti mi yoksa? Yoksa vakit intikam vakti mi Joe? Bu bir hata değil. Gündüz olmasını bekledim özellikle. Bu bir hata değil. Sıçtım onların çarkına. Bu beni döven o sekizliden kalan dördü. Bu sefer yedim onları. Hoppa.
Yakın dövüşe girmeyeceğim çünkü kollarım kısa. Ama yüreğim kocaman. Ve körüm galiba. Yatım. Karakter sıfır bu arada. Yani Bannerlord böyle gelişimi olan bir RPG oyunu olduğu için şu an karakterde gelişim namına hiçbir şey yok. Yani ne at binebiliyor, ne ok çekebiliyor, ne kılıç savurabiliyor. Bir 300 saatlik eziyetin ardından insan gibi keyif alabileceğimiz kıvama geleceğiz. Şu an o eziyet kısmı. One Last, eminim ki ne zaman baksam Bannerlord oynuyorumdur. %100 eminim kanka. Kesinlikle 3 aydır falan oyuna bakmıyor değilim. Yeni girdim kral. Yeni girdim oyuna. Kesinlikle hareket ederken isabet hassasiyeti yaptırımı. Atlı okçu olarak falan gideceksek bu lazım. Bu arada 3 tanesini pert ettik adamların. Anında şu Maronat tarafına doğru gideceğim çünkü oranın turnuvaları diğerlerine nazaran daha basit oluyor. En azından 1-2 turnuva, dediğim gibi dostlar, başarım avı serisindeyiz. Bir tane kervan ve bir tane atölye oluşturmak istiyorum. Temel niyetim bu. Ne çıktı çapulcunun? Hayatım ne çıktı? Deri ayakkabı çıktı. Dolamalı ayakkabı çıktı. Yırtık cübbe ve başka da bir şey çıkmadı. Hayır. Daha haydutları sert, daha haydutlarıyla uğraşmak istemiyorum. Okey, 210 altın için teşekkürler. Denerim. Yani buranın arenasını bir denerim. Önemli bir şey veriyorsa şayet. Bezemeli imparatorluk zırh eldiveni. Çok güzel bir zırh var ya aslında bu. Deneyeceğim ama başaramayabilirim. Burası çünkü birazcık zorlu. Karakter evet biraz Keloğlan'a benziyor. Yalnız eldiven çok iyi. Bahis oynasam mı acaba kendi üstüme? Çok oynamış. Bak 150 toplamda 600 veriyor oluyorum. Ama alırsam iyi alırım. Burayı geçebilir miyim? Bir iki tane lord var. Onlar beni çekindiriyor. Yok bahis oynamayacağım ya. Hayatım, karakter biraz dayanıksız. Atın rüzgarına kendini yere attı bu arada. Lordlardan birini aldım. Okey. Yeni zırhlar falan eklendiydi galiba patch'le. Hayatım bir heriflerdeki iç dişama bak. Bir de bizim karaktere bak Allah aşkına. Evet, kolum biraz kısa. Önemli olan kolun kısalığı değil, kalbin kalınlığı. Adam imparatorluk zırhıyla dolanıyor. Ben ne yapayım? Hayır, savurup bir de nasıl ıskalayabiliyorum onu bilmiyorum da. Hocam. Ya şu arkadaki okçu kör mü? Tık bir şey yap lan. Adam kalp krizinden öldü galiba. Ben bahis oynamadan devam ediyorum. Para önemli değil, zırhı alsam kafi.
Yiyeceğim tabii canım. Dur dur, bana dönme. Bununla 1v1. Bir. ...15 falan vurabiliyorum. Keşke bahis oynasaydım üstüme. Teşekkür ederim efendim, kolay gelsin dileğiniz için. Çok sağ olun. Bahis oynasam mı? Yok ya, eldiveni alıp geçeceğim. Şimdi o 1K altını da yok yere hiç etmeyelim. Evet, okçunun burada iş yapması lazım. Aferin. Çok iyisin. Çok iyisin, devam. Çok iyi bu arada. Aşkım, kendimi çok çelimsiz ve güçsüz hissediyorum var ya. Aşkım öyledir bu arada. Ups. Kırabilirsem şunu kalkanla kırayım da bir kurtulayım ya. Necdet Komutan, hoş geldin. Evet, bahis oynayabilirmişim belki. Kazandığım eldiven ne kadarlık? 1K'lık. Abi 1K'lık olması önemli değil. Bence her türlü bu zırhın giyilecek olması önemli. Ama şöyle yani, rüzgar esse hocam direkt kıçımıza itecek soğuk. Ama eldivenlerimiz imparatorluk işi eldiven. Birazcık canımızı fullleyip öyle devam edelim yolumuza. Evet, sanırım bizim ilk bölüm hemen girişimci başarımını yapıp atölye artı kervan fikri biraz yan yatıyor şu an. Zira sandığım kadar hızlı kesinlikle değilim. Ne yapabilirim? Ticaret full, okçuluk, tekel silahlar, biraz daha binicilik ve okçuluk. Daha fazla turnuva için, yani turnuvaları rahat kazanabilmek için, bu kadar zorlanmamak adına Batanya şehirlerine doğru gidiyorum. 7.2 hız bu mu lan? Kıpırdamıyor bile adam. Kesinlikle daha haydutlarına rastlamamam lazım. Karaktere güvensem sığınağa girerdim var ya. Hani biraz böyle zırhımız falan olsa, ne bileyim, elimizde en azından savurabilecek bir tekel, kılıç vesaire bir şey olsa şey yapmak isterdim yani. Sığınağa girip stat kasmak isterdim. Arenada da ver. Tekelli sakallı balta. Bir şey diyeyim mi? Her türlü bu savaş baltasından daha iyi değil midir? Daha iyidir. Lord yoksa içeride kendime bahis oynarım bu arada. Tamamen Lord'un varlığına bağlı her şey. Abi Lord yok burada. Orman halkından Gwen var ama savaş var bebeğim dışarıda. Ha, burada diyorsun. Anladım.
Evet biraderim. Çift el yeteneklerim çok da iyi değil ama. Üf. Okey vurdu mu uçuruyor. Baltanın silah erimi de o kadar uzun değil gibi geldi bana ama. 1v1 mi? Okey 1v1'i halledebiliriz ya. Bebeğim bir saniye. Şunu bir paketleyeyim aşkım. Soy İsmail hoş geldin. Merhabalar. Sınavlarında başarılar dilerim dostum. Oo. Herif dev gibi la. Bu devle uğraşırken bir de arkadaki okçudan ok yedim ya. Abi çok bahis oynadım. Ölmen lazım. Kılıç savurma hünerim bile şey. Hop. Tam teke tek. Teke tek halledilir. Güzel. Hem bahisten para geldi. Hem turnuvadan iteme aldık. En azından ya kullanırsak bizim için temelde iyi bir item. Ya baktığın zaman balta altı kalkan yapılabilir yani. Hem de turnuvadan para geldi. Dur. Tahıl'la alakalı işimiz yok burada. Yük beygiri. Yük beygiri nerede ucuzdur? Atların bol olduğu. Sanırım Rohit şehrinde falandı değil mi? Böyle bazı yerlerde atlar ucuz oluyordu. Nerelerde atlar ucuz olur? Mantıken baktığın zaman kuzey tarafında falan atlar ucuz olur. Şimdi şey düşünüyorum. Ticarete girdiğim senaryoyu düşünüyorum. Aynen öyle sevgili Mevlüt. Senin de seyrediğin gibi kuzey tarafında atlar kesinlikle daha ucuzdur. Biz burada biraz sermaye toplayalım. Bir iki tane tahıl alalım. Biraz adam toplayalım. Yalnız ben atlı adam toplamak istiyorum. Çünkü haritada hızlı olmak istiyorum anladın mı? Eğer ticaret yapacaksam adamlar atlı olacak ne bileyim beygirlerle falan taşıyacağız ki. Oha 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 hocam görüşürüz. Görüşürüz 24 tane adam var ya beni şimdi bir çoğaltır burada. Arkalara doğru hareket ederiz hocam. Evet Kalodog'la Batı İmparatorluğu savaşıyor. Kalodog win gibi şu an. Şu yağmacılardan bir başımız ağrımadan. Efendi efendi bak turnuva varmış. Lütfen bir at mat bir şey ya böyle ata çok ihtiyacımız var. Tüccar kervanına eşlik et. Mümkünatı yok yapamam. Neyle eşlik edeceksin abi tüccar kervanına? Ne var hocam? Rüzgarın gazabı. 3 tane de lord var. Bahis oynamam kanka. Bahis oynamam. Siramus, Yaramus, Tegan. Bunlar var ya adamı çoğaltır. Bir şey diyeceğim. Niye hepsi bana geldi? Lan! Beyler yardım! Oğlum yardım amık. Ben ikisini oyalarken... Hocam ciddi misin? Ne yaptı yandaki gerizekalılar peki? İki kişinin fokusu bendeydi. Üç kişi gidip iki kişinin kafasına çökemediler. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz ya.
Harika. Nasıl 3 kişi gidip 2 kişinin kafasına çökemediler, ben gerçekten hayret ediyorum ya. Oh, özel silah siparişi görevi falan demircilik istiyordur büyük ihtimalle. Tek başıma ticaret falan da yapamam. Blandia tarafında atlı askerler vardı diye hatırlıyorum. En azından bir 4-5 tane atlı alıp yo 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 jo. 15 tane deniz yağmacısı orada yolu kapatıyor. 4.8 ile gidiyorlar, 7.2 ile gidiyorum. Hallederim. Çok iyiydi bu arada. Atletizm. Dövüşte hareket hızı alalım. Şeydeydi atlar değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Buralarda bir yerde Horngard Kalesi'nin oradaydı. Kalelerin orada at veriyorlardı galiba. Buralarda at verecekler mi? Otomatik atlı adam istiyorum ki, ne bileyim, Aseray'dan falan da atlı adam alırım. Dur 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 dur. Birader, oyun 1 level adam için biraz fazla tehlikeli. Oh. 1200 adamı direkt şeye verdik zaten. Yedi günlük yemek var. 11 tane atlı var. O zaman şunları biçe biçe bir gidelim. Yo 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 yo. Dur. Yandaki adam desteğe gelmedi mi? Yandaki adamın 90 askeri de gözüküyordu burada. Demek ki yanlış değerlendirdim. Tam mümkün mertebe her yere dalmayalım da. Biraz besin çeşitliliği olabilir diyeceğim ama olmasın. 5 tane yemek yeter. Hana git, şunları bırak. Okey. Ödül avcıları tarafından kaçırılan arkadaş. Bu adamlarla beraber acaba bir haydut inine girip sağ çıkabilir miyiz ya? Bak bir şey söyleyeyim mi? Bir tane kalkan alıp deneyeceğim bunu. Okların falan çok kötü zaten de. Sanırım şövalye kalkanı alacağım. Yok, almayacağım, vazgeçtim. Güçlendirilmiş küçük süvari kalkanı. Zaten boyun bir cimcik ulan. Kalkanı tuttuğum gibi yok olacaklar. Evet, kale köylerine bakmak gerekiyor atlı askerler için. Biliyorum. Teşekkür ederim. Zırha falan para ödemeyeceğim. Ne var arenada? Üzeri burun korumalı yuvarlak miğfer. Çok sağlam bir şeye benziyor bu. Geldin gerçekten. Aa! O kadar adam arasından bana mı geçirdiniz lan? Birine soktum, buradan çıkmam lazım. Kafama vurdular. En azından bir miğferimi almış olurum be. Sonra ödül avcısı görevini deneyeceğim zaten. Benim ekip arkadaşını anında elek etmişler. Size... Yapma ya! Adam diğer elemana vurmak için silahını kaldırdı ve benim saldırıyı blokladı. Birader, o zırh hafif değil mi sana ya? Biraz daha ağır zırhla takılabilirdin sanki.
Vallahi kafam döndü. Bir dur artık! Kolum da kısa ya. Vuramıyorum herife. Gel lan avradını zıngırdattım gel. Gel hadi. İn aşağı. Bazı yerlerde dikkatli bakarsanız acı çektiğimi görebilirsiniz efendim. Aa vurdum. 49 hasar. Bence çok iyi. Yalnız oradaki arbaletlilerin de niyeti benim. Reload en masum olduğum an. Dur. Düşmandan birini aldık değil mi? Dur diğerini ben kovalamaya gideyim. Hocam çok zırhsızım. Savunmasızım yani böyle. Tamam. Bir kişi kaldı herhalde bir kişi de dördümüzü alamaz değil mi? Atı devrildi. Evet, at kötü öldü hocam. 2v2. Beni bekle. Çok hızlı gidiyorsun. Beni bekle. Abi yandaki doğun satarsa... Çok iyisin. Vur sırtından. Oh. Yandaki doğun satarsa çünkü hiçbir cacık alamıyorsun burada. Hı. Şahinim hoş geldin. Özellikle aslında atı nişan almıştım. Attan düşerse daha iyi bir şeyler yapabiliriz belki diye. Atı hedeflemiştim ben ama. Evet at 7 hasarı. Artı 100. Uç 1. Güzel. Attan indi. FPS düşüşü olmaması lazım. Bende hiçbir sıkıntı gözükmüyor ama. Bir yayına yenile atın efendim. Belki sizden kaynaklı bir sorun olabilir. Çünkü bende herhangi bir FPS düşmesi problemi de yok. Bir yandan sen de izliyorsun hayatım. Sende takılma falan oluyor mu? Ya sende yayın takılıyor. Görsel takılıyor mu video? Anladım. Güzel. Teşekkür ederim efendim iyi yayınlar dileğiniz için. Çok sağ olun. Doğrudur ya kasıyor olabilir de zannetmiyorum. Yani benim panelimde bir problem gözükmüyor en azından. Herhangi bir FPS düşüşü bir şey. Şu anlık sabit gözüküyor. Şimdi şu miğferi bir giyelim. Oh. Daha çirkin olabilir miydi bilmiyorum ama yeterince çirkin. Şimdi dediğim gibi dostlar. Başarım avında ilk bölümü sonlandırmadan evvel ne yapmak istiyorum? Biraz kontrol verelim. Şu okçuluk yeteneğini rahat çözebilelim. Bir tık daha tekel silah verelim. Bununla beraber şu ödül avcıları tarafından ele geçirilen arkadaş görevi var. Bunu halledebilir miyiz bilmiyorum. Yani bir yerlerde bir sığınak var. Sığınağı tek başıma temizleyebilir miyim acaba? O büyük bir soru işareti. Hele hele şu itemlerle. Kaptan karakteri çıktığı yerlerini gözüküyor. Sağlam çirkin gözüküyoruz bu arada. Ben zaten körüm bebeğim. Hanımefendi... Bu işi ben halledebilirim inşallah.
Şanslı Roslind'in ödül avcıları tarafından ele geçirilen arkadaşı. Evet, ortalıkta o kadar çok yağmacı falan var ki insan tedirgin olmadan duramıyor. Teşekkür ederim sevgili gardiyan, sağ olasın. Abi girdim. Selamlar Atlas, hoş geldin, merhabalar. Şimdi sayın hocam. Ekip bence beni izlesin. Vallahi hayatım Twitch sende niye kasıyor hiç anlamadım ya. Ayarlardan bir çerezleri falan mı silsem bebeğim? Başka bir tarayıcı var mı yavrum ya? Ejden falan açsana. Çok güzel. Oo. Az önce bende de kastı bu arada. Sıkıntı yok. Ben bu ödül görevlerini biraz daha böyle karakteri kasma olarak görüyorum dostlar. Bilginiz olsun. Karakter ne kadar kasılırsa, ne kadar experience alırsa benim için o kadar iyi. Ups. Telefonda da aynı internet. Dediğim gibi benim tarayıcıdan problem ya. Ya Chrome'un kendinde değil de biliyorsun biz de bir 3-5 gün Twitch'e Chrome'dan giriş yapamadık ya. Ya Twitch'in dandikliği. Hı hı. Bu arada arkadaşlar hem YouTube'dan hem Twitch'ten yayındayım. Yani neresi hoşunuza gidiyorsa eş zamanlı olarak oradan seyredebilirsiniz. Eğer Twitch kasıyorsa YouTube'dan kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Aynı şekilde seyredebiliyorsunuz. Öyle bir gecikme ya da ne bileyim farklı bir yayın akışı durumu söz konusu değil. Alternatifiniz yok. Buraları daha yeni yapmışlar galiba. Ben ilk kez görüyorum. En güzeli bebeğim. En güzeli yavrum. Evet, tam adamın önüne geçmesi çok hoş olmadı. Bir saniye bir bekler misiniz? Orada son bir eleman kaldı galiba. Adamlardan birinin daha bizimkilere bayıltması çok hoş olmadı ya. Agalar bence biz bu adamla teke tek açılalım bak. Yanındaki herifler falan sağlam. Bizim çocukları cortlatabilirler. Baksana bizdekilerin tiplere. Vallahi beşi birden üstümüze bir dalarsa. Bu da beni teke tek de yiyebilir de. Yememesini umut edeceğim. Ulan bak yanındaki herif yağmacı karşıdaki adam. Bir adamın zırhına bak bir bana bak. Herifin zırhı, ihtişamı, şeyi böyle. Yanlış yoldayız. Güzel. Bir anda köylülerini kurtarma niyetim yok. Sadece atlı adamları alacağım.
Tutsakları alırım. Bu kadar sağlam eşya geliyor mu la? Ketenleri falan da al. 3000 oradan da para geldi. Ben para bende doğru ilerledim. Tekel silah. Biraz daha hakimiyet alabilirim. Bir tık daha atletizm alabilirim. Lütfen bana bulaşmayın. Hayır, 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 hayır. Bir çözüm bulalım kanka. Zıpkın vereyim abi size. Bu zıpkın iyi para ediyor galiba. Balık zıpkını vereyim. Deri miğferleri vereyim. Ayakkabı vereyim. Eşarp vereyim. Bir de yuvarlak kalkan vereyim. Allah da cezanızı versin, değil mi? Ben de aç gözlülüğüme yenik düşüyorum yani. Çok fazla malzeme alıyorum üzerime. Üzerime fazla malzeme aldığım için karakter hareket etmiyor. Tutsaklardan fidye al. Zıpkın tek başına müthiş para ediyor bu arada. Birader bari bir tane yük beygiri alalım da şurada bizi bir rahatlatsın ya. Bir K altında buradan geldi. Hem stat kastık. Hem bölümde ilerledik hem de 7000 altınlık bir sermayemiz var artık. Zaten oyunda biliyorsunuz başarım kasmak için bir işletme bir de kervan sahibi olmamız gerekiyor. Şimdilik videoyu sonlandıralım dostlar. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Esenlikle kalın. Bay bay.